Matematiğin en önemli konularından bir tanesini yapmaya var mısın Tonguç evladım benim? Varım hocam. O zaman şöyle yapalım. Cebirsel ifadeleri seninle çok güzel bir şekilde işleyelim. Bir kere burada şunu anlaman gerekiyor. Bize sorularda bilmem nelerde Türkçe ifadeler veriyor. Ve biz bunları matematikçeye çeviriyoruz. Bu Türkçeyi matematikçeye çevirirken aslında birazcık zorlanıyoruz. İlk başta bunu anlamamız, sonrasında da biz bu cebirsel ifadeleri nasıl algılayacağız onu anlamamız gerekiyor. Bir kere cebirsel ifadelerde x'ler, y'ler, a'lar, b'ler yani harfler vardı Tonguç'um. Dolayısıyla biz bunlara değişkenler, bilinmeyenler diyoruz. İşte biz bunları anlayabilmek için ilk başta matematiğin tam manasını yani ben Türkçe verilen ifadeleri matematiğe nasıl çevireceğim onu anlamalıyım. Mesela bir tane örnek. Bir fidan dikildiğinde 10 santimetredir. Her ay 4 santimetre uzayan bu fidanın bir tane grafiğini istiyor bizden. Tonguç şöyle düşünelim. Adam ilk başta 10 santimetreymiş. 10 santimetre her ay 4 santimetre uzarsa bir kere 4 artmaz mı Tonguç evladım benim? Evet hocam. Süper. Peki 10 santimetre ikinci ayda 2 kere 4 artmaz mı Tonguç evladım benim? Evet hocam. 4 çarpı 2 artar değil mi? Üçüncü ayda 10 artı 4 çarpı 3 artar. Böyle böyle devam eder. Şimdi Tonguç bunu gördükten sonra diyorum ki ben. T'inci ayda yani T ayında 10 artı 4 çarpı T olmaz mı Allah'ını seversen? Evet hocam. İşte bu kadar matematiksel ifadeleri oluşturmak buna denir. İşte en az bir değişken yani bilinmeyen de denir buna. Değişken veya bilinmeyen ifade de olur. Bunlar ne olur? X, Y, T, A, B, Z gibi ifadeler olur. Ve Tonguç'um ve işlem içeren ifadelere biz cebirsel ifade diyoruz. İşte bizim burada yazdığımız cebirsel ifade hangisi biliyor musun? 10 artı 4 de bir cebirsel ifadedir. Çünkü en az bir tane değişken yani bilinmeyen içeriyor. Ama ben bunu neye göre çıkardım? Neye bu fidanın göre boyuna göre çıkardım. Şimdi mesela ilk başta hemen Türkçeyi matematikçeye çevirelim. Bir sayının yarısı. Çok basit. Hemen ne yaparım? X derim. Bir sayı bilmiyorum ya. Onun yarısı. Zaten matematikte kullandığımız en popüler cebirsel ifade değişkeni budur. Yani x deyince hemen aklımıza değişken veya bilinmeyen gelecek. Her zaman neyi bulmaya çalışırız? X'i. Mükemmel zekisin. Hocam bir siz kaç dil biliyorsunuz? Matematikçe, İngilizce, Arapça. Türkçe biliyorum, İngilizce biliyorum. Bir hafif de böyle şey biliyorum. Fransızca. Fransızca. Je suis étudiant. Gofretin fiyatından 3 lira fazla olan çikolatanın fiyatı nedir demiş. Şimdi bir kere gofretin fiyatını bilmiyoruz. Ona ne diyelim bu sefer? A diyelim mesela. 3 lira fazla. A artı 3 işte bu kadar. Bir senin 3 katının 5 eksiği. X de yazalım bunu da yine. 3 mesela 3 katı dediğimiz şey 3x yazılır. Bak 5 katı deseydi 5x yazardım. 5 eksiği dediği için eksi 5 yazıyorum. 3 katının 5 eksiği bu kadar. 3x eksi 5. Bir sayının karesiyle 2 katının toplamı. Karesi dediğimiz şey nedir Tonguç evladım benim? X'in karesi. X üzerinde küçük bir 2 yazarız. İle 2 katının toplamı artı sayının 2 katının toplamı o zaman 2x diyebilirim. Ya bir sayının karesiyle iki katının toplamı şuradaki ifade yanlış olur. Yani verilen ifadeyi ben matematikçeye çeviriyorum. Bir yolun yarısının 5 kilometre fazlası. Bir yolun yarısının 5 kilometre fazlası. Bak bunu da x bölü 2 artı 5 diye yazarım. Veya bir gofretin fiyatından 3 lira fazla x artı 3 diye yazarım. Hepsini x ile yazabilirim aslında. Şunu unutma Tonguç'um. Değişkenler daha çok x, y, z, a, b, c, işte t, P diye harflerle gösterilir diyoruz. Geldik Tonguç'un parası. Tongül'ün parasının iki katından 10 lira eksiktir. Şimdi bize cebirsel ifadeleri anlamaya çalışıyoruz şu anda. Acaba matematikçe Türkçe ile matematikçe arasındaki değişim nasıl oluyor? Aynı o matematik. Tonguç'un parası. Tongül'ün parasının iki katından 10 lira eksiktir demiş. Tonguç'un parasını veren cebirsel ifade. Bak Tongül'ün parasının iki katından 2x 10 lira eksiktir. 2x eksi 10 işte bu kadar. Ahmet'in boyunun 2 katı ile Mehmet'in boyunun 3 katının toplamını veren cebirsel ifade demiş. Ahmet'in boyunu bilmiyoruz. Ona x diyelim. Mehmet'in boyunu bilmiyoruz. Ona farklı bir şey olduğu için y diyelim. O zaman bunun 2 katı ile 2x bunun 3 katı artı 3y toplamı dediği için artı yazıyoruz oraya. Bir ağaçtaki kuşların 3 eksiğinin 2 bölü 5'i uçmuştur demiş. Hayda. Çok enteresan bir soru. Bir ağaçtaki kuşların sayısına k diyelim bu sefer. Sallıyorum. 3 eksiğinin eksi 3 2 bölü 5'i uçmuştur diyor. O zaman bununla
2/5'i çarpmam gerekiyor. 2/5'ini bulabilmek için bununla 2/5 çarpıyorum. 2/5 çarpı k eksi 3 diyorum. Cevabımız budur diyoruz. Evet, geldik bir tane örnek soruya. 3 çarpı, tabii ki burada var parantez, x eksi 2 ifadesi aşağıdaki hangisinin cebirsel ifadesi olabilir demiş. Meriç'in parasının 3 katının 2 lira eksik olan Zeynep'in parası nedir, ne kadar demiş. Meriç'in parasına x dersek 3x eksi 2 diyor. 2 lira eksik. 3 katının 2 lira eksik. İşte bu kadar. Şimdi bu ifade bu ifade aynı mı Tonguç Evlat Bey'im? Evet hocam. Patlarsın. Bu ifade aynı değil. Neden biliyor musun? Çünkü bu parantez var burada. Parantez işi değiştiriyor. Ama şuna bakalım. Tongül'ün yaşının 2 eksiğinin 3 katı. X 2 eksiğinin x eksi 2 3 katı. O zaman bunu neyle çarpmam gerekiyor? 3 ile çarpmam gerekiyor. Bak işte burada. Hatta buradan da 3 ile çarpabildik. Fark etmez. Sonuçta bir taraftan 3 ile çarpmam gerekiyor. Çarpmada yer değiştirebilirdi. Dolayısıyla bu cevapla bu cevap aynısı çıkıyor. Ama bu farklı ifade 3 katının 2 eksiği apayrı şeylerdir. O yüzden matematikçe Türkçeyi anladık. Şimdi de bakıyoruz cebirsel ifadeler nasıl çözümleniyor. Cebirsel ifadelerde artı ve eksi arasında olan ifadelere biz terim diyoruz. Mesela şuradaki baş terim. Şurada ortada bir terim var. Şurada da son terim var. Şimdi aslında burada 3 tane terim var. Mesela ben sana daha da farklı bir şey yazayım. 4x artı 5y eksi 8z artı 10t eksi 5k artı 126 eksi 14m. Böyle ifade ederim. Fark etmez. Sonuçta bak dikkat et. Bu bir trenin bir parçası. Bu da bir trenin parçası. Bu da trenin parçası. Bu da trenin parçası. Bununla beraber. Bunu trenin parçası. Artı ve eksi arasında olan her şeyi yazmak zorundayım. O zaman diyorum ki burada 3 tane terim var. 3x bir terimdir. 4y bir terimdir. Değil mi Tonguç'um? Evet hocam. Bir de 5 bir terim. Patlarsın. Evet. Neden biliyor musun? Terimlerde şöyle bir kıllık var. O da şu. Terimlerde başında eksi varsa yazmak zorundasın. Kusura bakma. O zaman 3x bir terimdir. Eksi 4y bir terimdir. Ve 5 bir terimdir diyoruz. Terimleri yazdık. Şimdi terimlerin içinde bazı bilinmeyen sayılar var. Değil mi Tonguç'um? Evet hocam. İşte bu bilinmeyen sayılara da değişken diyoruz. X bir değişkendir, Y de bir değişkendir. Yani bilmediğimiz sayılara, harflere biz değişken diyoruz. Mesela buradaki değişkenleri söyleyeyim. X, Y, Z, T, K, M bunlar değişkenler. Peki Tonguç, şu ifadelerin arasında terimlere bakarsak, şu terimlere bakarsak sabit olan terim nedir biliyor musun? Nedir hocam? X veya Y gibi değişken içermeyen terimlerdir. Mesela şunun içinde X var, şunun içinde Y var, olmaz. Ama şunun içinde hiçbir şey yok. O zaman sabit terimi 5'tir diyebiliriz. Bir de bunun katsayıları var. Katsayılar dediğimiz şey de bu terimlerde değişkenin başında olan sayılar. Yani aslında çok basit bir şey var. Gördüğümüz sayılar. Şurada gördüğümüz sayılar ne Allah aşkına? Bizim gerçekten okuyabildiğimiz, anladığımız, gerçekten bildiğimiz sayılar 3'tür, eksi 4'tür, bir de 5'tir Tonguç'um. Şu ifadelerde gördüğümüz sayılar aslında budur. Bak gördüğümüz sayılar, değişkenler birleşince terimleri oluşturuyorlar. Ve içinde x veya y olmayan zımbırtıya da sabit terim diyoruz. Mesela şu ifadedeki terimleri teker teker seninle beraber yazalım. Tonguç'um bak şu bir terim, şu bir terim. Şu da başka bir terim. Şu da başka bir terim. Artı ve eksi arasındaki olan her şey. Artı ve eksi arasında olan her şeye biz terim diyoruz. Artı veya eksi, yani artılar veya eksiler arasında oluyor. Mesela şu iki artı arasında, şu artı ile eksi arasında, şu eksi ile artı arasında fark etmez. Ama sonuçta bunların hepsi terim. Yazıyorum terimleri. X kare, 3x, y, 2x, 7y. Bu doğru mu Tonguç'un? Bunları evet hocam. Yanlış patlarsın. Çünkü ne demiştik? Tonguç, terimlerin başında eksi varsa onu al yazmak zorundasın. Yani terimleri yazarsak ben x kare 3x y eksi 2x. Aman dikkat et burada diyorum. Buraya hemen sana bir tane ünlem işareti koymak istiyorum. Bu eksi yüzünden. Ve 7y diyorum. Peki burada sabit terim var mı Tonguç evladım benim? Var. Hangisi söyler misin Tonguç? Sabit terim tabii ki de 3. Ay patlarsın. Yanlış. Buradaki sabit terim yok ne yazık ki. Buradaki sabit terim neden yok Tonguç'um? Çünkü burada x'siz veya y'siz bir terim yok görebiliyor musun evladım? Şimdi peki burada benzer terimler var mı? Benzer terimler var. Neden diyeceksin? Çünkü ben eğer istersem 3x'ten 2x'i çıkartabilirim. 3 elmadan 2 elma çıkarsa ne eder? Bir armut. Ha, bir elma çıkartan gözüm. O zaman 3x ile eksi 2x benzer terimdir diyorum. Benzer terimdir diyorum. Bu benzer terimleri toplayabileceğim ileride. Mesela başka benzer terim var mı desen? Hemen sana söyleyeyim. Y ile 7y.
Mesela y ile artı 7y ile y benzer terimlerdir. Şimdi ben bunları toplayıp çıkartabilirim. İstersem işte bu toplamayı çıkarmayı da derim ki ya kardeşim 3x'ten 2x çıkarsa 1x kalır. Y ile 7y'yi toplarsam bu aslında görünmez bir 1 vardır. Bu 1y ile 7y'yi toplarsam 8y eder. O zaman bunları yaptım, tamam eyvallah. Bir de x kare vardı. X kare artı diye yapıştırırım. İşte bunun en sade haline ulaşırım cebirsel ifadenin. Bu cebirsel ifade kaç terim var Tonguç Evren'in benim? 3. Mükemmel zekisin işte 1, 2, 3. Sabit terim var mı Tonguç Evren'in benim? Var. Patlarsın, yok x ve y'den başka x'siz veya y'siz bir ifade yok. Buna sabit terim yoktur diyoruz. Ve mükemmel bir şekilde diğer sayfamıza geçiyoruz. Tonguç, cebirsel ifadelerde bir kere değişkene biz değer verebiliyoruz. Yani değişken adı üstünde istediğimi verebilirim. Mesela 2 x eksi 3. X yerine 4 yazarsam ne olur? Şimdi ben şurada şunu analiz etmeliyim. 2x aslında ne demek biliyor musun Tomucuğum? 2 çarpı x demek. Ama lütfen bunu unutma. 2x 2 çarpı x demek. O zaman ben şu ifadeyi aynen yazacağım. Bak 2 çarpı diyorum. Ama x'i böyle görünmez bir şekilde yazıyorum. Eksi 3 diyorum ya. Ya evladım bu çok basit. X gördüğüm yere 4 yaz diyor bu arkadaşım bana. O zaman X gördüğüm yere şuraya 4 yazayım. E burada çarpı vardı. 2'ye 4 kaç eder? 8. Süper. 8 eksi 3'te 5 çıkar. Sonucu 5'tir diyebilirim. Geldik bu zımbırtıya. Mesela şu ifadeyi aynen yazıyorum bak. Aynen Johnny Vine'en diye bir şey var. Biliyor musun evladım? 3 çarpı. Parantez açtım. A diyorum ama A'yı böyle kesik kesik çizgi yazıyorum. Eksi 1 diyorum. Artı 1. Bu ifadeyi yazdım. Sonra diyorum ki ya A kardeşim burada 3'müş, adam bize vermiş. O zaman A gördüğüm yere 3 yazayım. 3 eksi 1 kaçtır evladım? 2. 3 kere 2 kaçtır evladım? 9. Yuh evladım. 6. 3 kere 2 6. 6 artı 1 kaçtır evladım? 7. İşte bu kadar. Cevabımız bu kadar basitti diyoruz. Geldik Y 20. O zaman ben bu ifadeyi aynen bir yazıyorum bir kere. 3 ama 3 çarpı Y demek, unutma bunu. Çarpı diyorum. Y'yi böyle kesik kesik yapıyorum. Bölü 10. Artı y yine kesik kesik yapıyorum. Bölü 5 diyorum. Şimdi ben bunu bulmalıyım. Ama y yerine ne demiş bu arkadaşımız bana? 20 demiş. O zaman ben y yerine 20 yazarım. Buraya da 20 yazarım. 3 kere 20 kaç eder evladım sence? 60. 60'ı 10'a bölersek kaç çıkar? 6 artı 20 bölersek kaç çıkar? 4. 6 artı 4'ten cevabımızın 10 olduğunu biliyoruz. İşte yerine koyarak çatarank diye her şeyi bulabiliyoruz. Hiç merak etme diyoruz. Bir tane model soru yapalım sende. Duru'nun kumbarasında 8 lira parası vardır. Babaannesi Duru'nun kumbarasına her gün 5 lira bırakmaya başlıyor demiş. Tamam eyvallah. X gün, x'inci gün daha doğrusu. Duru'nun kumbarasında biriken parayı cebirsel ifade olarak yazan demiş. Bir kere Duru'nun kumbarasında 8 lira var. Bu başlangıçta. Sonra birinci gün ne olur bu para? Her gün 5 lira bırakıyor. 8 artı 5 olur. İkinci gün ne olur Tonguç evladım benim? 8 artı 5 çarpı 2 olur. Çünkü 2 defa 5 lira bırakmıştır. Üçüncü gün ne kadar olur Tonguç'um? 8 artı 5 çarpı 3 bırakır. Yani 5 artı, ben şöyle yazmıyorum Tonguç'um bak. 8 artı 5, 8 artı 5 artı 5, 8 artı 5 artı 5 artı 5 diye yazmıyorum. Çünkü 3 tane 5, 5 kere 3'tür. Bitti bu kadar. O zaman diyor ki adam, x'inci gün diyor. 8 artı 5 çarpı x olur. Çünkü bak 3. günde 5 çarpı 3 olur. 2. günde 5 çarpı 2 olur. 1. günde 5 çarpı 1 oldu aslında. Burada x'inci günde de 5 çarpı x olur. O zaman cevabımız neymiş cebirsel ifade? 8 artı 5 x'miş. Peki 12 gün sonra Duru'nun kumbarasında kaç lira para olacağını bulalım. Şimdi cebirsel ifademiz neydi? X'inci gün bu kadardı. O zaman 12. gün dediğimiz ifade de 8 artı 5 çarpı 12 olmak zorunda. Çünkü hep buradaki gün sayısı da buradaki zımbırtı tutuyordu. O zaman bunun cevabını bulursak 8 artı 5 çıkar 12 60'tır. 68 çıkar Tonguç evladım. 68 TL bayağı iyi para yani bu devirde. Bence gerçekten çok iyi hocam, benim bir aylık harçlığım. Cebirsel ifade eşit olanlar birbirine eşitleyelim demiş. Herkes şimdi, birbirine eşitlensin. Aynen şimdi 4A burada 4A çıkacak bir şey var mı? Ah! A, 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 1A, 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 1A toplamı 4A'dır. O zaman bunun cevabı 3 tane iyidir diyoruz. Geldik bu zımbırtıya. X artı 6 bölü 3. Şimdi var mı böyle bir şey? X artı 6 bölü 3. Yok gibi gözüküyor. Neyse buna geçelim. A bölü 2 artı 3B bölü 2. Şimdi A bölü 2 ile 3B bölü 2 paydalar eşit olduğu için A artı 3B
bölü 2 aynı payda da yazabilir. O zaman bu da 5'tir diyorum Tonguç'um. Bunu da kullanmış olduk. Şimdi neyi kullandık? Şunu da kullandık. Süper. Sonrasında diyorum ki hemen diğerine geçelim. Eksi 1 artı x çarpı 3. X çarpı 3 ne demek aslında? 3x. 3x demek. Mükemmel. 3x artı 3x eksi 1 şeklinde yazabilir. Al işte bak 3x eksi 1. O zaman bu da iyidir diyebiliriz. Geldik bu zımbırtıya. X bölü 3 çarpı 4. X bölü 3 çarpı 4 de bunun altta görünmez bir var. 4x, 4 kere x 4x'tir. 3 kere 1 3'tür. 4x bölü 3. Al işte bu da cevabını 2i şeklinde gösteriyoruz. Geldik bu zımbırtıya. X artı x nedir? 2x'tir. 2 tane evet. x'tir. Dolayısıyla bu aslında budur. Yani i 5'tir diyoruz. Ve geldik x artı 6 bölü 3'e. Galiba bu. Onu nasıl yapıyoruz? Bunun paydasında görünmez bir var. Bunu 3 ile genişletiyorum. Bunu 3 ile genişlettiğim zaman x bölü 3 artı 6 bölü 3 çıkıyor. Bunların paydaları eşit olduğu için aynı payda yazabilirim. X artı 6 bölü 3 şeklinde yazıyorum. Al işte sana bununla aynı bir şey çıktı. Dolayısıyla bu da demek ki buymuş diyorum. Ve mükemmel bir şekilde dersimizi noktaladık. Oh be. Cebirsel ifadelerde matematikçeyi anladık. Katsayıyı anladık. Değişkeni anladık. Her şeyi mükemmel bir şekilde anladık. Bir de matematiksel benzer terimlerin toplanması bilmem ne edilmesi cebirsel ifadelerle X'ler, A'lar, B'ler çalışmalar yaptık. Mükemmel bir şekilde cebirsel ifade temelini atmış olduk. Bravo diyorum sana. Ödüllü sorumuzu yaptın uçum. Yorumlara yolla bakalım. Hadi bakalım. Teşekkürler hocam.